kes ya. Lan ben bu programı acaba üçleme mi yapsam ya? Recep, Şaban, Ramazan. Olay bu. Vallahi güzel fikir. Cemzir, yürü be oğlu. Canım, aynı konuştuğumuz gibi. Ben halledeceğim, sen hiç merak etme. Bana bırak, tamam mı? Az bütçesi falan yüksek olmaz, değil mi? Tam senin istediğin gibi. Buyurun Deniz Hanım. Yalnız demlik poşet mi kullanıyorsunuz bilmiyorum ama çok yoğun olmuş ya. Acı yani tadı böyle biraz. Buyur, buyur otur. Otur, otur. Buyur, otur. Bir de ben sana niye Deniz'ciğim demiyorum ki ya? Madem bir ay beraberiz. Bir ay derken? Mübarek Ramazan ayından bahsediyorum ya. Murat işte. Deniz'ciğim şey mi yapsak diyorum acaba? Bu dekoru biraz değiştirsek mi ya? Bunların rengi çok pastel böyle yani. Hani sabah insanlar sıcakta oruç tutuyorlar ya böyle. Daralıyorlar tabii haliyle. Akşamları bu renkleri görmesinler yani. Daha cartlak bir renk olsun diyorum. Alişan'ın programındaki gibi. Daha floresan tarzı şeyler böyle ha. Ya da ben seni çok daraltmayayım ya. Sonuçta beraberiz yani. Haftaya yaparsınız. Bir şey yapmayın yani Deniz. Haftaya. İlahi Murat. Muratçım, sen birazcık Ahmet'le oyna, yani oyalan. Çocuk yalnız kaldı, değil mi? Tabii biz aktör olduğumuz için ezbersiz çıkmamamız lazım. Önceden bir bakalım, üzerinden biz geçelim onların. Siz aranızda şey yaparsınız, halledersiniz. Tamam mı? Ablacığım vallahi orucu bozmayacağını bilsem senin pudranı hüpleteceğim de. İşte. Ha bu süngerleri de buraya koymuşsunuz. Üçgen peynir gibi ekmek arası götüreceğim şimdi. Kafasını ateş edeceksin ablacığım. O pudrayla ölmez o. Efendim? Ne efendim ablacığım ya? Adam zombiye dönmüş. Sen hala pudralıyorsun ya. Ya bırak. Televizyon doğal bir star görsün ya. Ablacığım sen bizi bir yalnız bırakabilir misin? Lütfen. Hareketleri kes ya. Afiyet olsun. Ahmet, iyi misin lan? Ha? Kardeşim, bak 10 numara 5 yıldız program yapmamız lazım. Tamam mı? Ezan kaçta okunuyor Cemcir? Oho, ben kime ne anlatıyorum? Oğlum uzaklaştır aklından o düşünceyi. Daha çok var lan. Alamıyorum aklımı o fikirden Murat. Ne yapayım? Acıktım oğlum. Ya takma işte, takma. Unut. Selamun aleyküm abiler. Lan, bunun ne işi var burada? Sadeciğim, hoş geldin. Hoş bulduk Murat abi. Aleyküm selam. Beraber geldik. Desteğe ihtiyacım var oğlum. Beni yalnız bırakmayın, sahip çıkın bana. Bir de telefonda duydu. Ahmet, içimdeki yeteneği keşfettim kardeşim. Bomba gibi bir şey hazırlıyorum programa. Aklından bile geçirmiyorsun Sadi. Programa programa çıkmıyorsun sen. Yani ben çok ısrar ettim. Arkadaşlarım olmadan ben dedim programa çıkmam dedim. Fakat kadın seni kafaya takmış oğlum. O arkadaşı programından uzak tut dedi. Nasıl ya? Tanıyor mu beni? İsim ben senin dünyada ismini bilen 3-4 tane insan var Sadi. Nereden bilsin kadın ya? Kalın'ın kapısını açan adam mı dedi bak delikanlı gibi. Yok. Tipi Şehiye benziyor deyince ben hemen ayıktım duruma. İsim vermemiş o sayılmaz. Aklımdan bile geçireyim deme Sadeciğim bak. Güvenliği çağırırım aldırtırırım seni buradan. Madem program artık benim şey yapma şimdi insanların önünde. Program artık benim diyorum ya Allah Allah. Anam Hakan Erat'ı mı çağırsak lan programa? Ha? Dur ben şunu Deniz'imle konuşayım geleyim. Aranızı halledin. Sakız orucu bozmuyor mu lan? Bozmaz Mahmut, bozar tabii. Ne yaptın ya? Sakın. Aman bak. Sen oruç değil misin Sadi? Ben oruç tutamıyorum ya Ahmet. Neden diye soracak olursan, belim ameliyatlı. Şimdi böyle mide küçülüyor ya, bütün ağırlığını öne veriyorsun, bel gidiyor. Hmm. Hallederiz onu. Bu arada ben dışarı molaya çıkacağım. Çakma olan var mı? Ağzıma sürmem. Ablacığım sen de mi oruç tutmuyorsun ya? Ya ben 3,5 aylık hamileyim. Oruç tutamıyorum dolayısıyla. Çakmak. Ha ne var? İsterseniz birlikte dışarı çıkalım. Hem bir mola vermiş oluruz. Hem de süper fikirlerim var onları anlatırım. Murat Bey. Arkadaş sadece ziyarete gelmiş. Konuyla hiçbir alakası yok. Buyurun. Benimle ne alakası var lan? Oğlum bunu niye çağırdın lan sen? Anladığım kadarıyla bir tek oruç tutan ben varım İstanbul'da kardeşim. Kardeşim konuya odaklan diyorum sana Allah aşkına Ahmet. Şey mi yapsak lan? Besatçı'ya konuk olduğumuzda oradaki elemanlardan bir tanesi seni Deniz Yıldız'ını servis şoförü zannetmişti ya. Ondan mı bahsetsek lan? Ha? Komik olmaz mı?
Bunca emeğimden sonra ikimiz de cehenneme gidersek bana çok yazık olur be kardeşim. Ahmet'im programa odaklan diyorum sana. Allah aşkına programa çökeceğiz diyorum lan. Ekmek diyorum oğlum. Hatta ne ekmeği? Pide diyorum lan. Ben bu emeği boşa çıkarmam kardeşim. Gerisini getiririm. Haç, sagat, fitne. Alayını yapacağım Allah izin verirse. Hı hı. Hakan Eretik'le seni hep karıştırıyorlar ya Ahmet. Ondan mı bahsetsek acaba? O da komik olur bak. Deneciğimle konuştum ben. Adamı çağırırız gelir dedi. Hayır iki dakika unutabilsem rahat edeceğim kardeşim. Oruç hep aklımda anladın mı? Rahat edemiyorum. Biz bu işi kıvırabilir miyiz lan sence? Kıvırırız herhalde kardeşim ne diyeyim? Ne biçim adamsın lan sen? Oruç tutan var, tutmayan var ha? Şapmıyorum. Pötür pötür yiyorsun orada. Şapmıyorum Ahmet. Sen ne iş yapıyorsun? Şol cennetin ırmaklar akar Allah deyu deyu. Fıtı fıtı. Kardeşim kamera asistanıyla görüştüm. Paranın bir gün bile geciktiği olmuyormuş oğlum ya. Tak hesapta. Yanacaksın Murat Cemciğim. Ne diyorsun oğlum sen ya? Adamla görüştüm diyorum oğlum. Asistan kimsenin parası gecikmedi abi diyor ya. Gelecek paraya güvendim, kız istedim dedi lan. Parada bir anlaşırsak var ya filmin bütçesinin yarısı çıktı Ahmet. Yemin. Hepinizin. Yanacaksın. Ne yaşıyorsun oğlum sen? Evet. Evet, Hakan'la konuştum, hallettim. Bir saate kadar burada olur. Yalnız şu sizin uzun boylu arkadaş var ya, onun niyetini pek iyi görmüyorum ben. Programa falan çıkmayacak değil mi? Aa, ne münasebet yani ortak. Ayıp ediyorsun ya, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu ya? Öyle bir şey olabilir mi ya? De bana ya. Ahmetciğim, sen de iyisin değil mi? Sen cayır cayır yanacaksın. Bu kılıkla iftar programı mı sunuyorsun? Ne diyorsun? Beyaz giyime söz olur diyorum. En sevdiğim çizgi filmde. Yanacaksınız hepiniz. Ben hariç alayınız yanacak. Ahmet Kural için iftar vakti. Şal cennetin ırmakları. Yalnız aşırı derecede sevimli bir şeysin sen. Ahmet ne diyorsun lan? Annem kaşık yine diyaframı sıkıştırdı. Allah'ım yarabbim ne oluyor ya? Deniz Hanım, korkacak bir şey yok. Her şeyi ayarlayacağız. Rahat olun. Taklit yapıyor değil mi? Komik taklit. Mizah. Kaşık diyaframını sıkıştırdı. Ne kaşığı? Çay kaşığı. Sorun yok ortak, rahat olun. Üzgünüm Murat Bey. Programı bu şekilde sunamazsınız. Tamam. Annem, annem Ahmet. Bunların olacağı belliydi zaten Ahmet. Yatacak yerin yok oğlum senin. Yatacak yerin yok. Murat abi ne oldu? Sadi, taksi çağır. Doktora gitmemiz lazım. Ama ben yayında şiirimi okuyacaktım ya. Neyse hadi siz gidin, ben sunarım programı. Deneme, deneme. Psst. Bir, iki, üç. Deneme. Evet, deneme Ahmet Bey, deneme. Sistem hazır zaten. O halde bir fincan kahve daha alabilir miyim lütfen? Oha. Ahmet Bey, 8 bardak kahve içtiniz ya zaten. Uyanamadınız mı? Yahu uyandım da yönetmen gelse bir rol verse ben tam duygumu anlayamadım sanırsam ki. Ahmet Bey, biliyorsunuz yönetmen Amerika'da kendisi. Arkadaşım olur. Yahu bari filmi bir izleseydin tam olarak ya. Ahmet Bey, topu tüfeği 3 tane lafınız var. Her 3 tane lafı olana filmi izletirsek nasıl yetişeceğiz vizyona? Cuma günü vizyona giriyoruz biliyorsunuz. Yani Melek Hanım bunlar konuşulmuştu biliyorsunuz. Bu arada galaya gelir misiniz benimle? Ahmet Bey. Şimdi doğru anlıyorum değil mi? Uzayda bir tarla faresiyim ve bir ordum var. Aynen öyle. Şimdi bir dakika bir dakika. Yani tarla faresi derken lütfen. Siz Zarkburg ırkının komutanısınız. Zarkburg. Zarkburg. Tamam. Ve lanet olasıca Berenger nerede diyorum değil mi? Evet ama biraz daha böyle hani boğazdan boğazdan daha böyle uzatarak. Lanet olasıca Berenger nerede? Devam edin. Lanet olasıca Berenger nerede? Evet, kayıtta alalım bir tane de. Lanet olasıca Berenger nerede? Bir daha lütfen. Lanet olasıca Berenger nerede? Devam edin. Lanet olasıca Berenger nerede lan? Evet, evet, devam edin böyle. Lanet olasıca Berenger nerede? Melek, biz neden kabul ettik bu işi? Orijinalini Anthony Hopkins seslendiriyordu. Lanet olasıca kahvem nerede? B
beceriksizler. Lanet olasıca Berenger nerede? Gücümüz tükenmek üzere Teğmen Şans. Umarım Berenger düşman komuta odasına sızabilmiş olsun. Evet, güzel Ahmet Beyciğim ama biraz daha böyle alımlı olsun, alımlı. Alımlı? Evet, evet, alımlı. Yani böyle çaresizsin, çok yalnızsın, elindeki her şeyi tükenmiş, bitmişsin. Ama yine de küçük bir ümit var. Böyle tünelin ucundaki ışık gibi. Yani bir oluru var gibi. Yani böyle şimdi sanki uzay gemimizin gücü bitmiş de nerede olduğunu bilmediğimiz askerimiz düşman atlarına sızsa da savaşı kazansak diye düşünür gibi mi? Onun gibi bir şey, evet. O zaman veriyorum gazı. Gücümüz tükenmek üzere Teğmen Şahıs. Umalım da Berenger düşman komuta odasına sızabilmiş olsun. Yoksa tuttuk. Hey Berenger, iyiydin. Hey Berenger, çok iyiydin. Hey Berenger, iyiydin. Hey Berenger, iyiydin. Berenger, iyiydim. Hey, iyiydin. Devam et Berenger. Cool. Yürü Berenger. Bu ne ya? Bir sürü tarla faresi var burada. Ben hangisini konuşuyorum ya Melek? Ya Ahmet Beyciğim lütfen repliği değiştirmeyelim ama. Hey sesçi, yetmedi mi la? Yetti, yetti. Tamam. Biz aradan güzellerini seçer koyarız. Hey Melek, gidelim bebek. Koçum gel bakayım, gel gel. Adın ne senin? Utku efendim. Utku. Beni tanıdın mı? Bir yerden gözüm ısırıyor efendim. Bir düşün bakayım. Oyuncu musunuz? Sen kaç yaşındaydın acaba o zamanlar ya? Efendim? Çocukluk kahramanlarını şöyle gözünün önünden geçir bakayım bir televizyondan ama öyle hayal olmayan. Geçir. Nasıl yani? Hani gözünü kırpmadan izlediğin, her hafta izlemek için sabırsızlandığın o kahramanlardan. Çakır mısınız siz? Çakır'a benziyor muyum lan ben? Deli yürek mi? Kaç yaşındasın lan sen? 21. Al şu 50. Beni tanımıyorsun, tamam? Tanımıyorum abi. Şimdi bak, az önce yaşadıklarımızı, konuştuklarımızı duymadın, görmedin. Tamam mı Aslan? Olur abi. Başla anlaşalım sen. Ben şu anda çalışıyorum Aslan'ım. İş üstündeyim, okey? Kolay gelsin. Yani garsonluk hakkında sana birkaç sorum olacak. Ön çalışma gibi düşün, tamam? Okey abi, anladım. Ha, bu muhabbetten de iş çıkarsa yarın gelir seni çekerim. Tamam mı? Star'a çıkaracağım lan seni. Star yapacağım garson. Abi yalnız bir şeyler içeceksin değil mi bak? Boş boş oturursan patron laf eder. Oğlum en pahalı neyin varsa ondan getir koy masaya. Manyak mısın nesin sen lan? Mağdur etmem ben seni, hadi. Double espresso. Tamam ver, ondan ver. Boşaldıkça koy, boşaldıkça koy. Boşalmışları da alma, patron gelince görsün. Oo ne kadar çok şey içmiş desin adam. Tamam, hadi, hadi. Şimdi anlamadım ben, okulu var bu işin diyorsun ama sen okullu değilsin. Aynı bizim meslek gibi. Misal ben okulluyum, sadeliğim Murat Çaycıoğlu. Abi beş etti. Daha devam edeceğim mi? Söz verdik aslanım, versen. Ne diyorduk? Yani işler nasıl? Yanına sorayım sana. İnsan ilişkileri tamam mı? Çok insan görüyorsunuz ya, kadın olur, erkek olur. E tabii biz bakıyoruz, böyle dışarıdan gözlemliyoruz. Bak, bir, aktörler bu konuda çok şanslı. İki, garsonlar. E tabii yani dışarıdan bakınca öyle gibi geliyor bana. Yoksa şüphen mi var? Nasıl şarkıydı be? Hoppa! Bir sonraki sorumda mesleğinizin, yani kıvrım noktalarını, püf noktalarını işlemek istiyorum. Misal, atıyorum bak şimdi, soruyorum. Ayar olduğunuz bir müşteri geldiği zaman çayına kahvesine tüküren garson oranı nedir? Yani yüzdesi çok küçükse bütün bir garsonluk camiasını burada suçlamak istemiyorum. Anlatabilir mi? Ya da güzel bir soruyla şöyle bir açılım yapılabilir mi? Devamlı müşteriniz geldiği zaman sen sorunca aynısından diyorum. Aynısını biliyor musun? Hızlı mı konuşuyorum lan ben? Hoppa! Ne koydunuz lan siz bunun içine, he? Kalbim atmaya başladı. Hissediyorum resmen kalbimin atmasını. Sen ben soru sorunca niye cevap vermiyorsun lan? Ben sana ne dedim? Soru soracağım, cevap vereceğim dedim. Soru geliyor bak, dinle. Bahşiş. Bahşiş olayı nasıl oluyor? Patronun alıyor mu bahşişleri? Söyleyeceğim mi, söylemeyeceğim mi? Kaç para dönüyor bu bahşiş ortamında? Sonuçta vergisiz kazanç. Çok sıkıldım ben ya. Biraz çıkıp dolaşayım ya. Burada mı gitsem ben ya? Acaba Bonat buldu mu meslek ya? Ha? Bulmadıysa yarın gider beraber buluruz. Bulduysa da ben gider onun artık ne yapayım? Mesleğini çalarım ya. Ben çok sıkıldım. Tuvalet temiz mi lan? Tuvalete gitmem lazım. Acilen işemem lazım. İşemem mi dedim lan ben? Niye işemem dedim ben ya? Ben çıkıyorum güzel kardeşim. Her şey için çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak garson kardeşim. Türk halkı olarak hepinizden gurur duyuyoruz. Meslek bulaydık, iyiydi. Çünkü yarına meslek bulmam lazım. Çorabımı her gün değiştiriyorum güzel kardeşim. Para dediğin zaten kardeşim, dünyanın en kirli şeyi. Al. Kapıları değiştireydiniz, iyiydi. Bak oraya, bak. Bu da size ders olsun lan. Bana yük mü olmayı düşünüyorsunuz yoksa otobüsle mi gidersiniz? Ne yapayım, bırakayım mı sizi gençler, nedir? Yok, ben terste kalırım Ahmet. Çok şükür burada da hısmımız var. Bir bayramlaşır oradan da eve kaçar.
Kardeşim bana da ters ya. Ben şimdi buradan gideceğim Küçükçekmece'ye. Oradan havaalanına, oradan Esenboğa'ya, oradan Tokat'a, oradan Çilhane'ye. Yaylaya pederin yanına aga. Baban ne yapıyor lan yaylada? Al yuvarlanıp gidiyor işte Ahmet, ne yapsın? Rakım 1500 oğlum, oksijen gani. Allah Allah, bu ne lan? Aşkım beni niye arar lan? Açma lan, hayra aramaz o. Abi gözünü seveyim, açma ya. Bayram bayram. Oğlum siz ne kadar şeysiniz lan? Belki kızcağız bayramlaşmak için arıyor. Efendim aşkım? Aşkın? Efendim aşkın? Evet, arkadaşların ikisi de şu anda yanımda. Ha, tamam, acilse geliyoruz o zaman. Tamam. Ne oldu lan? Oğlum adam toplantı istemiş işte. Allah Allah, keyfinden mi söylüyorum ben ya? El mecbur gideceğiz. Olay bu. Murat abi, ortaokuldayken öğretmenim bugün ödevlerimizi kontrol etmeyecek misiniz diyen tipler vardı ya. Hı hı. Bunları hatırladım abi. Oğlum adam madem ödev vermiş, kontrol etmeyi unutmuş, hatırlatacaksın. Bu senin asli görevin. Karaktersiz. Aynen Johnny, aynen. Hadi abisi. Çok sıcak ya. Ay çok sıcak. Ay çok şükür. Vallahi dayanamayacağım. Vallahi şimdi ben de dayanamayacağım. Benim ereksiyon sınırım 9. Ne dedin sen? Dedim mi ben onu? Ben onu düşündüydüm ya. Sıcaktan herhalde benim biraz şey oldu. Heh, geldiler. Ya kusura bakmayın, benim yüzümden geciktik. Bir berbere uğradım da. Saatler olsun ama, güzel olmuş abi. Eyvallah. Hadi Vedat'cığım bir şey yap. Aşkın Hanım, şöyle bir masaya geçseydik. Masa yok abi. Masa olunca yiyip içiyormuşuz. Yapımcı tembihlemiş garsonlara masa koymayın diye. Şunu alabilir miyim, pardon? Öyle mi? Öyle mi? Ahmetciğim sakin ol kardeşim. Bugün bayram. Arkadaşlar. Merhaba. Ben Ahmet Kural. Ben bir bağımlıyım. Başarısızlık bağımlısı. Merhaba Ahmet. Arkadaşlar, sululaşmayı işlerimizin düzgün gittiği zamanlarda yaparsınız. Hani bu bizim bayram için hazırladığımız kolaj bölüm var ya. Meğer kanallar kolaj bölüm için para ödemiyormuş. O yüzden yarın akşama kadar bizim yeni bölümü yetiştirmemiz lazım. Ama Aşkın Hanım, bugün bayram, ben yaylaya gidecektim ya. Üzgünüm Murat Bey, gidemeyeceksiniz. O işinize gelen sözleşmenizdeki maddeler var ya, ona göre yarın akşamki programa yeni röportajınızı yetiştirmeniz lazım. Ramazan programında yapmadınız. Sadi! Sadi! Abi! Sadi abi! Ben senkronu kaçırınca biraz antipatik durdu tabii. Yok yok, bugün bana bir şeyler oluyor ya. Ekibi daraltıyoruz. Murat Bey'e ben, Ahmet Bey'e Vedat. Sadi Bey'e de Zehra'yı düşündük ama Zehra müsait midir ya? Sahi Zehra ne yapıyor? Hay ağzını öpeyim ya. Ben bugün bunları niye söylüyorum ya? Vallahi bilmiyorum. Açıkçası merak da etmiyorum. Ararım, gelirse gelir. Ani program değişikliği yüzünden yapım kaynak ayıramadı da sizin de para istemeyen meslek erbaplarıyla röportaj yapmanız gerekiyor. Para istemeyen meslek erbabı derken Aşkın Hanım? Vallahi Vedat bir tane buldu kazancı. Ama diğerlerini ayarlayamadık. Hiç yok mu ya böyle rica edeceğiniz arkadaşlarınız falan? Vallahi benim arkadaşım falan yok. Ben kazancıya giderim. İtirazı olan? Diğer meslekler? Vallahi benim aklıma şöyle bir fikir geldi. Madem geldi söyleyeyim. Murat'cığım, ben o zaman Mukadder amcama gideyim. Onunla röportaj yapayım. Ha? Hem de bayram sohbeti ederim. Hem bayramı çıkarım aradan, hem de iş. Ne diyorsun? Yaşa teyzemin evladı. Ben de o zaman şey yapayım. Halamın oğluna gideyim. Onunla röportaj yapayım. Hatta sen de gel aşkım. Nereye? Halama tanışmış olursunuz kız. Ha? Bugün madem bayram, kısmet bugüneymiş demek ki. Vedat! Ekibi hazırla oğlum. Süt babama gidiyoruz. Hemen abi. Ben de o zaman emekli amcaları bulayım. Hem ellerini de öperim. Hadi kalkalım ya. Ya aslında direkt kurgucuyla bir röportaj yapsak aşkın. Yok daha neler. Vallahi ben kurgucuyu kötü günler için saklıyordum ama bundan daha kötü bir gün olmaz herhalde. Hani bayram günü çalışıyoruz ya, o yüzden söylüyorum. Senin canın bir şeye mi sıkıldı kız? Gerçi üzerime vazife değil ama. Murat, görmüyor musun? Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Her gün bir koşuşturma, her gün bir stres ya. Kafaya taktığı şeye bak aşkın ya. Bir şey olmaz. En fazla bölüm yetişmez. Nedir yani?
Ya ne diyeceğim bak. Halamlara gideceğimizi oyuncularla konuşsak ya. Etrafımız oyuncu kaynıyor. Senin vardır bir tanıdığın. Yok. Nasıl yok ya? İllaki birisi vardır aşkın. Öyle arayabileceğim birisi yok. Akraba makraban da mı yok? Ya yok diyorum. Niye 10.000 defa soruyorsun? Yok işte. Tamam tamam kızma. O zaman halamı arıyorum bak. Ara. Alo. Halacığım. Murat ben. Yeğenim Murat hala. Hani abinin oğlu halacığım. Ha? Al bakalım al. Tamam. Enişte beni açık insandır bak. 5 lira verdi. Gördüm gördüm. Murat'cığım biz orada tam olarak ne yapıyoruz şu anda? Çaktırmadan konuşuyorsun ya anlıyorlar. Enişte sen kaç kişiyi gömdün? Nasıl yaptın bu evi sen ya? Bildiğin havuzu var. Gömeriz gömeriz biz. Yaparız. Adam hindiğin tip demedi ya lan. Murat gel söndür salonu da gör. Murat gitme Murat. Gitme Murat. Çocuklar aşağı atölyeye kurulurlar enişteciğim. Birazdan oraya geçeriz. Yaparız. Onu da yaparız. Murat. Murat'ın dişini İlkay yaptı. Öyle mi? Dişçi misiniz? Ha yok. Bunlar küçükken trene taş atıyorlar. İlkay taşı atıyor böyle. Tren buradan geliyor. Taş böyle çarpıyor. Oradan dönüyor. Fış. Murat'ın suratının orta yerine şapalarak. Ondan sonra böyle oluyor işte. ben de dişçisiniz de işinizi bayağı kötü yapıyorsunuz zannettim. onlar anlamaz sen. Bana yap, bana yap. Murat! Neyse canım, en azından enteresan bir meslek. Şöyle mi koysak diyorum acaba ya kamerayı? Ha? Yoksa şöyle mi koysak? Nasıl yapalım? Fıtı 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 fıtı. Bu Murat'la İlkay küçükken hep birlikte oynarlardı. Böyle taklit falan da yaparlardı. İlkay daha iyi yapardı. Ama işte eli bir şey tutsun istedi. Girmedi sizin işlere. Murat da öyle. Oğlum çabuk hazırlanın çabuk çabuk. Siz ikiniz sevgili misiniz? Ya yok hala. Nereden çıkarıyorsun? Aşkım benim şeyim ne yalan söyleyeyim? Ne yalan söyleyeyim? Asistanıyım. Ben şu tarafa bir bakayım halacığım. Asistan derken yani nasıl? Hadi oğlum hazırlanın çabuk. Yardım ediyorum. İyiymiş. Ligde çok golün var mı? Ha? Nasıl enişte? Diyorum ki çok gol pozisyonuna yürüyor musun sizin ligde? Enişte ne diyorsun Allah aşkına ya? Oğlum sizin piyasada total futbol var ya, takım halinde grubal olaraktan oluyor mu yani? Her kuşa taktik verdim, bir Murat mı kaldı enişte? Ne oldu? Ben bu konulardan anlıyorum diye şaşırdın değil mi? Anlıyor değil mi enişte? Değil mi? He. Ya enişte işim gücüm var benim, tutma beni lütfen ya. Ya oğlum bak, gol pozisyonuna falan giremiyorsan bırak bana, ben girerim. Ben kaleyi gördüm mü çakarım ben. Ben var ya. Enişte bak, o kıza 3 adımdan fazla yaklaştığını görmeyeceğim. Yemin ediyorum sündür salama, seni şikayet ederim. Akula vuruşu diyorum. Akula vuruşunu yaptın mı 9 tane hayatı oluyor. 9 tane böyle, anladın mı? Hala vuruş diyor ya. Allah'ım yarabbim. Ayıp oluyor ama enişte. Hala, halacığım, halacığım. Merhaba. Bunlar biraz tozludur. Bir tanesi. Toz olmuş ona. Şey yapabiliriz. Toz olmuş da ondan yani. Bah 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 bah. Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı.